Sen gene dışarıda mıydın ha? Neler yaptın? Acıktın mı? Hadi bakayım. Bugün yapılacak çok işimiz var. Sigara verir misin? Allah Allah. Ben herkesin içtiği sigarayı bilmek zorunda mıyım ya? Göçmen. Gel bakayım o. Gel. Al bakayım. Her şeyin fiyatı almadı artık be göçmen. Neyse. Biz kendi işimize bakalım. Karnın doydu. Evi kirletmek yok, tamam mı? Akşama görüşürüz. Hadi eyvallah.
Alo. Ben gazetedeki ilanınız için aramıştım. Bir şey mi istediniz? Buyurun. Bir şey mi istediniz? Yanlış geldim galiba. Efendim? Yanlış geldim galiba. Ama gazetedeki adres bu. Adres burası, benimle gelin. Buyurun. Siz burada bekleyin. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi zamanla savaşıp eskileri onarıyoruz. İlk defa mı geliyorsunuz? Efendim? İlanda okuduğunuz gibi şoför arıyoruz. Cenaze arabasında çalışmak için. Kilisemiz protestandır. İlanda detaylı bir açıklama yapmadık. Ücret dolgundur. Yemek kilisemizdendir. Çalışma saatleri derseniz çok uygundur. Hapisten yeni çıktım, sabıkalıyım. Bilmenizde yarar var sanırım. Sizin hangi nedenlerle sabıkalı oluşunuz kilisemiz açısından problem değil. Daima birbirimize güvenmeliyiz. Kuşku hiçbir çözüm getirmez evladım. Çünkü Tanrımıza sıkıca tutunmanın en emin yolu vicdanımızdır. Böyle bir iş düşünmemiştim. Efendim? Adresi biliyorsunuz. Bol şans.
Geliyorum. Geliyorum. Hasadım. Gel otur şöyle karşıma. Seni özledim. Gel. Uzun zamandır gelmiyorsun. Hep seni düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Meraklandırıyorsun beni. İyiyim abla. Ben de seni düşünüyorum. Bacakların ağrısı nasıl oldu? Pek iyi değil. Bazen hiç hissetmez oluyorum kör olası ayaklarımı. Tansiyondan olurmuş. Sağ olsun karşı iki komşu yardım ediyor. Boş ver bunları. Sen neler yapıyorsun? Onu anlat bakalım. Şey abla. Hadi anlat. İş. İşleri düzeltmeye çalışıyorum. İyi bir iş ayarlayıp düzgün bir yer tutacağım. O zaman da seni yanıma alacağım. Yine terlemişsin sen. Sıkılmışsın sen. Ver şuradan altını. Bu kadar sıkılıp üzülmene gerek yok. Babamızdan kalan 3 aylık bana yetiyor. Sen de iyi bir iş bulacaksın. Her şey düzelecek. Şu bacakların bir iyileşse. Biliyorsun ablan senin için neler yapmaz. Beni hiç bırakma abla. Sen nerede olursan ol, seni hiç bırakmam. Hiç bırakırım ya. Hani hatırlar mısın? Sen küçüktüğünde mahallenin oğlanları dövmek istemişlerdi seni. Ben de onların hepsini pataklamıştım. Yine olsa yine yaparım. Allah yardımcın olsun. Sağ olun. Sen gerekeni göster. Bizim için bu büyük müzik adamının
aramızdan ayrılmasına hepimiz üzgünüz. Fakat bu ayrılık uzun sürmeyecektir. Şimdi onun anısına ve vasiyeti üzerine... Bu maaşla düzgün bir ev tutabiliriz göçmen. Ablamı da yanımıza aldık mı deme keyfimize. Şerefe. İyi geceler göçmen. Göçmen, ben gidiyorum, yaramazlık etme sakın. Kız bu, gördün mü, gördün mü? Ben sana dememiş miydim? Deli o, deli, deli!
Saçmalama. Yürü hadi, yürü yürü. Hadi be. Ne delisi o? Yalnız adam o, yalnız. Gidelim. Gümüş tel kopmadan ve altın tas kırılmadan ve testi çeşmede parçalanmadan ve kuyuda su dolabı kırılmadan ve toprak yer evvelki haline dönmeden ve ruh onu veren Allah'a dönmeden seni yaradanı hatırla. Boşların boşu vaiz diyor. Her şey boş bundan başka. Vaiz hikmetli olduğu için kavme bilgi öğretiyordu ve kulak verdi ve araştırdı ve birçok meseleleri sıraya koydu. Vaiz, hoş sözleri ve doğrulukla yazılmış olanı hakikat sözlerini bulmaya çalıştı. Hikmetlilerin sözleri üvendireler gibidir ve meclis üstadlarının sözleri iyi çakılmış çiviler gibidir. Bir çoban tarafından verilmişlerdir.
Ordu erkek. Sağ olun. Tam vaktinde getirdiniz. Harikasınız. İyi günler. Ablam yok mu? Ablanız vefat etti. 6 gün oluyor. Adresinizi bilmiyorduk. Bakar mısınız? Buyurun bir kahve için. Gideyim, sağ olun. Buyurun, hem bir kahve için hem de ablanızın gömü kağıdıyla 3 aylık çeklerini alırsınız. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Kim bu, kim? Rahmetli Sabahat ablanın kardeşi Hasan. Anne, arabam nerede? Bak işte orada. Hasan'dı değil mi? Hı hı. Kahve yapayım. Rın, rın, rın. Ahmet'in babası. Gurbetçiydik. Almanya'da kaybettik. Bir yıl oldu döneli. Kim bu? Sabahat ablanın kardeşi dedik ya. Çok iyi kadındı Sabahat abla. Çok gururluydu. Sanki sizi bekledi son güne kadar. İşte 3 aylık çekleri. Ölüm raporu içinde. Kahve için sağ olun. Ben gideyim. Otursaydınız. Thank you.
Bizim bir özelliğimiz başka mi var? Tabii özelliğimiz var. Fiyatımız başka. Bak fıstık, o fiyat olursa tamam. Anlaşırız. Yok, anlaşamayız. Ya bu gece mi benim, rezil etme bana be. Olmaz. Oo, tam çattık. Geliyor musun, gelmiyor musun kardeşim? İstersen hadi. Bak o fiyattan tamam. O fiyat olmaz dedim ya. Olur, 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 olur. Gel bakalım. Bak ben seni şimdilik üzere eğlendireceğim. Gel gidelim, içkimizi içelim, muhabbetimizi takılalım. Gel canım. Ha. Bugün izinlisin Hasan. Hayat yaşamla ölümden başka bir şey değildir. Metin olmalısın. Sağ ol. Akşam arabayı almak istiyorum. Taşınacak bir sandığım var. Tabii, alabilirsin. Ne saat? Saati ne yapacaksın? Aa, manyak mısın sen? Saat ne yapalım? Buyurun, bir çay için. Girmeyeyim. Sabahat abla için mahalleye helva dağıttım. Bir tabak da sizin için ayırmıştım. Sabahat ablanın canına değsin.
Beni bırakmayacaktın. Sağ olun. Nasılsınız? Daha erken gelirsiniz sanmıştım. İşim çıktı da. Aslında tiryaki değilim ama canım çok sıkıldığı zamanlar tüttürüyorum bir tane. Çok severdik ablanızı, Ahmet de ben de. Hep dertleşirdik. Adınızı dilinden hiç düşürmezdi. Ahmet'i dizinin dibine oturtur, sizin yaramazlıklarınızdan, hünerlerinizden bahsederdi. Çay koydum, bir çay içmeden gitme. Biliyor musun, bazı akşamlar Sabahat abla ile uykumuz kaçardı. Benim sıkıntıdan, onun dizlerinin ağrısından. Biz de geç vakitlere kadar oturup çay içip sohbet ederdik. Bazen ıstırabı daha da artardı. Ama dayanıklı kadındı. Ben eski toprağım, bana bir şey olmaz derdi. Hele bir iyileşeyim, Ahmet'i alıp hayvanat bahçesine götüreceğim. Sabahat teyze beni götürecek mi? İzinli olduğun bir gün ben götüreyim Ahmet'i. İyi geceler. Ahmet'i nereye getireyim? Kötü adam karşımda oldukça ağzıma bağ vurup tutayım. Dilimi tutup sustum. İyilik için bile sükut ettim. Ve derdim devrendi içimde. Yüreğim kızgın oldu derin düşünürken. Ateş alevlendi dilimle dedim. Ya Rab sonumuz mu? Günlerimin ölçüsü nedir bana bildir. Ben nice faniyim bileyim. İşte günlerimi bir karış ettin. Ve ömrüm senin indinde bir hiç gibidir. Gerçek en iyi halinde herkes bir soluktur. Gerçek herkes bir gölge gibi yürür. Gerçek boş yere rahatsız oluyorlar. Mal biriktirir onları kim toplayacak bilmez. Ve şimdi ya Rab ben ne bekliyorum? Ümidim o sendedir. Bütün yazılarımdan beni azade eyle. Beni ahmaklara rüsva etme. Sustum ağzımı açmadım. Çünkü sen bunu ettin. Vuruşunu üzerimden uzaklaştır. Elinin vuruşuyla ben telef oldum. Sen insafını fesat için tehditlere tehdit ettiğin zaman onun güzelliğini bir güve gibi bitirirsin. Gerçek herkes bir soluktur. Her hafta gelir sıkıntısı var. Duam işit ya Rab ve feryadıma kulak ver. Gözyaşlarım susma çünkü senin yanında bir garibim. Bütün ataların gibi misafirim. Benden göz çevir de göçüp yok olmadan ferahlanayım. Geç oldu Hasan, çıkmıyor musun? Şunu bitirip çıkacağım. Ben de arabayı boyatmayı düşünüyordum. Bir türlü zaman bulamadım. Önemli değil, boş vaktim çok. Hem ne olursa olsun insan kazandığı parayı hak etmeli. İyi akşamlar Hasan. Size de efendim.
merhaba. Merhaba. Ben Hamid'i akşam bırakırım. Ben de geliyorum. Amca beni kaldırsana, iyi göremiyorum. Kediler için nankör diyorlar. Hiç de öyle değil. Benim de bir kedim var. Amca bu kuşun adı ne? Akbaba. Bekardınız değil mi? Evet. Hiç evlenmediniz mi peki? Veya hiç böyle bir şeye niyetiniz olmadı mı? Kusura bakmayın, özel hayatınız laf olsun diye sordum işte. Anne, çişim geldi. Tamam. Bak Hasan amcanla konuşuyoruz yavrucuğum. Lafımı kesme de bir dakika sabret. Tutuver çişini. Anne, çişim geldi. Oldu dedim ya. Ne bileyim, hiç konuşmuyorsunuz da. Anne, çişim geldi, çişim. Burası çok güzel bir yer, hava da çok güzel. Ahmet de memnun. Çişim geldi anne, çişim geldi. Tamam. Siz de memnun musunuz? O kadar çok şey yaşadım ki, böyle şeyler düşünmeye pek fırsatım yok. Yaptım anne. Sizi başka bir yere götüreyim. Kusura bakmayın, suç benim. Nereye gidiyoruz? Buyurun efendim. Ne balığı var? Çinekop, barbunya, lüfer. Ahmet'le ben lüferliyiz. Lüfer. İçecek ne alırsınız? Ben bir bira içeyim. Ahmet'e de kola lütfen. Bira iki olsun. Almanya'da Ahmet'in babasıyla sık sık içerdik. Orada böyle yerlere kadınlar tek başına gidebiliyor. O günler için güzeldi diyemem. Hele erkeğimizi kaybettikten sonra. Aha bak, sana ne göstereceğim. Şu yanımdaki kadın yakın arkadaşım Selma. O arkadaki binada çalıştığım fabrika. Ne büyük değil mi? Akşama kadar önümüzden geçen motor parçalarına civata takıyordum. Bir gün Selma ile yerlerimizi değiştirdik. Meister fark etti. Yapma oğlum. Hiç rahat yok şu çocukta. Nerede kalmıştım? Meister binlerce kişi arasından yer değiştiğimizi fark etti. Ceza olarak da yemiyemizden kesti. Ceza yemiştik ama hiç de keyfimiz bozulmamıştı. Kıs kıs gülüştük. Ne günlerdi o günler, anlatmakla bitmez. Allah kahretsin. Hep böyle yaparsın. Ne zaman uslu duracaksın?
Sana ceza böyle tuzlu tuzluya bakalım. Ayak bağ. Almanya'da böyle durumlarda cezalandırılır. Ahmet ver tabağını. Teşekkür ederiz Hasan amcası. Uslu durursa bir daha götürürsün değil mi? Aa sahi unutuyordum. Seni nasıl bulabilirim? Telefonun var mı? Hadi bize gidelim Hasan amca. Hadi Hasan amca bize gidelim. Hasan amca hadi bize gidelim. 1984-65. Hasan amca hadi bize gidelim lütfen. Hadi Hasan amca. Hasan amca hadi bize gidelim. Hoşça kal. Seni seviyorum Hasan amca. Hoşça kal Hasan amca. Geldi bizimse. Ya sana demedim mi? Sonunda işte buldu kendine. Güzel vurdun topa. Hadi yakala. Gole var. Hadi. Hadi ver topu da. Olamaz top çobura kaçtı. Sen attın sen temizleyeceksin. Hadi vur topu. İşte böyle vuralar. Sen de. Selam. Günaydın. Günaydın. Öf, öf, bir dakika hay Allah. Bir dakika. Öf. Bütün gün işte çektiğimiz yetmiyormuş gibi bir de sabahları bu eziyet çekilir mi be? İş iştir. Sizin işiniz rahat galiba bu hengameyi çekiyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Ölü taşıyorum. Kardeş bitmeden geçin ya. Hasan, telefon. Alo. Evet. Tamam.
Tamam. Ahmet nerede? Otur Hasan, Ahmet'i getirmedim. Seninle konuşacaklarım var. Niye beni böyle bir yere çağırdın? Ne bileyim, kapalı bir yer diye emniyette hissettim kendimi. Ne alırsınız? Ben bir bira alayım. Çay. Derdim var Hasan. Kayınbiraderim bugün yarın terhis oluyor. Ahmet'i de beni de köye Erzincan'a götürecek. Erzincan kötü bir yer değil ki. Hem kendi insanlarınla beraber olacaksın. Onlar artık benim insanlarım değil. Adetlerini bile unut. Buyurun. Bazen kendi kendime diyorum ki nereye gideceksin Ayşe? Hadi kaderine razı ol git. Sonra ne olacak? 2 ay sonra onlar bizi istemeyecek. Öyle değil mi? Bilmem. Başım çatlıyor. Bira dokundu galiba. Şef. Başım dönüyor. Evine götüreyim. Sana gidelim. Bu halde eve gidemem ki. Ahmet beklemez mi seni? Dedim ya eve gidemem. Ahmet beni bu halde görmesin. Biraz kendimi toparlasam iyi olacak. Taksi. Ne güzel bir gemi. Sen mi yaptın? Hı hı. Bir bardak su verir misin? Ölürüm de gitmem Erzincan'a. Hem iş oraya gitmekle kalsam... kayınbiraderimle evlendirecekler beni. Hem düşünsene Münih, Berlin, İstanbul... ölürüm de gitmem. Aslında İstanbul'a da gelmemeliydim. Bir defasında Ahmet'i haime bırakmıştım, olmadı. Analık işte, dayanamadım aldım. Kalsaydım belki işler bu duruma gelmezdi. Ne yapacağımı bilemiyorum.
Sabahat abla gibi yalnız kalmak istemiyorum. O hep seni bekledi. Ben Ahmet'i beklemek istemiyorum. Öyle değil mi? Bilmem. Nasıl bilmez? Konuşsana. Sabahat abla yalnız ölmedi mi? Ölüsünü komşuları gömmedi mi? Cevap versene. Veremezsin değil mi? Ahmet'in topu... Ahmet'in topa ihtiyacı yok. Ahmet ne yapıyordur? Yalnız mı acaba? Niye geldin? Git buradan. Seni istemiyorum. Sen korkaksın. Hiçbir şeye sahip çıkamazsın. Hep susuyorsun, güçsüzsün. Bak şu halime, gördün mü? Ablana da sahip çıkamadın. Ablan da senin yüzünden öldü. Hadi şimdi defol! Al canım.
Kapıyı aç. Çabuk ol. Gidebileceğimiz başka hiçbir yer yoktu. Bizi öldürecek. Beni de Ahmet'i de. Anlıyor musun? Öldürecek. Öldürebilirdi. Gittiğimde beni bekliyordu. Saatlerce kayışla dövdü. Son izne geldiğinde de böyle dövmüştü. Bıktım bu hayattan. Ahmet'im korkudan ateşlendi. Bütün gece sayıkladı. Gidiyor musun? Baygın uyumuşuz. Dün gece oğlanın ateşi çıktı. Sabaha kadar sayıkladı. Süt var mı? Ahmet için. Biliyor musun? Evet, hadi eyvallah. Ateşi düştü mü? Düştü. İstersen sana da su ısıtayım. Hepimiz acıktık. Menemen hazırlamıştım. Hasan amca, o ışıklar ne? Top sahası. Gel oğlum, üşüteceksin. Oynaşma göçmen. İçim sıkılıyor zaten. Hasan amca. Hasan amca, senin oturduğun yerden top sahası gözüküyor mu? Hadi bakalım, yatma vakti geldi. Biz de yatalım göçmen.
Allah rahatlık versin. Sigara versene. Biliyor musun, aslında Sabahat abla yalnız değildi. Günaydın. Hasan amca, o ışıklara götürecek misin beni? Olur. Naber göçmen? Bu gidişte düzenimiz değişecek galiba. Tebrik ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Bu benim olsun anne. Bırak onu Ahmet. Bir daha dokunma, olur mu? Işıklı yere gidelim mi? Gidelim. Ben de geliyorum. Bir dakika, size de vereceğim. Bir dakika. Tamam abi. Ben köfte ekmek alıp geliyorum. Güzel ya. Patlık, senin ismine bakayım. Adın ne senin bakayım? Annesine benziyor. Adın unut. Çok iyi onların karışı. İçini koyayım mı? İçini al, içini al. Tamam abi. Evet. Ben seni istiyorum. Soğuk mu olsun? Hadi köfte ekmek, köfte ekmek. Buyurun efendim. İhsan hadi oğlum ya. Hadi ya. Uyuyor bunlar. Hadi. Sağa bak, sağa. Hadi. Aslı. İhsan amca, bana top alacak mı? Sol tarafa çık. Al ileride sen. Pasını versene ya. Ya hakeme bak abi, oradaki tavrı görmüyor ya. Gene ofsaydı. Tamam.
Hasan amca, ben de büyüyünce bunlar gibi top oynayabilecek miyim? Tabii. Bak o gördüğün kaleci. Bu kim? O maçı yöneten hakem. O siyah elçi. Tamam. Buraya gel buraya. Şimdi sen de öyle oynayacaksın bak. Görüyorsun değil mi? Sende bir değişiklik var. Sükût hiçbir zaman problemlerimizin çözümüne çare değildir. Bizi daha çok karamsarlığa iter. Ufacık bir mutluluk için neler feda ettiniz? Bilirsin parayla da satın alamayız mutluluğu. Ha, satın alamayız dedim de aklıma geldi. Orta çağda uyanık bir grup papaz varmış. Birçok altın anahtar yaptırıp bunları halka cennetin anahtarı diye satar. Ta ki Martin Luther ortaya çıkıp da kulla Tanrı arasına kimse giremez, maddeyle Tanrımıza ulaşılmaz diyene kadar. Bundan sonra da çıkarcılar onu aforoz ettiler. Hadi Ahmet sofraya. Hadi Ahmet. Annelerin çantası karışmaz demedim mi sana?
bir hızdır gidiyor. Zamanla yarışılmayacağını bilseler, aklını takmayacaksın. Düşün, çabala, her şey olacağına varıyor. Ama boşuna bir telaş, bir koşuşma. Sonrası malum, karşı koymaksa zor. Zaman büyük güçtür, ne kadar savaşsan her şeye rağmen sonunda hep o kazanır. Boş ver. Hadi gidelim evlat. Hasan amca, annem nerede? Bak, bitirdim. Hasan amca, karnım acıktı. Oldu. Hadi bakalım, karnımızı doyuralım. Hasan amca, o gemiyi şişeden çıkarabilir miyiz? O benim gemi Ahmet. Senin gemiyi dışarıda birlikte yapacağız.